bilimlere ilettik. Onlar da çalışmanın devam ettiğini, konuyla ilgileneceklerini bizlere ifade ettiler. Bir problem olduğunun farkındalar mı? Farkındalar. Özellikle zannedersem maliye boyutunda Maliye Bakanlığı ile bu konuyu aşmaya çalışıyorlar. Eğer ki perakende de %1 olursa bundan istifade edecek olan tüketicilerimiz olacak. Bunun yanında şöyle de bir şey gerçekleşmiş olacak. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına girme noktasında da faydası olacak. Yani toptan etin kadevesi %1 iken perakende de %8 ise bu aradaki farkı istismar etmek isteyenler de çıkacaktır. Böyle de bir faydası olacak. Giriş ve çıkış kadevesinin bir olması. Bunun yanında sadece biz ette değil, aynı zamanda sebze, meyve, bakliyat ve buna benzer temel gıda maddelerinde de kadevenin %1 olmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Hem sağlıklı nesillerin yetişmesi için dar gelirlinin gıda maddesine rahat ulaşabilmesi için hem de perakende de %1 giriş, %8 çıkış bir kavram kargaşası ve muhasebe açısından problem teşkil etmekte. Ben devletimize inanıyorum ki bu temel gıda maddelerinde de KDV'yi %1'e çekeceğini ümit ediyorum. Evet, yine bizim programımızın bir yayın bandı var. Bakalım neymiş? Hemen ardından sohbetimiz sürecek. Kasiyerleri veya elemanları işe alırken acaba ne tür özelliklere bakıyorsunuz? Bunların vasıfları neler olmalı? Perakendeciler yani mağaza sahipleri özellikle çalışan personelini seçerken insan ilişkileri güçlü, özellikle iletişimi çok iyi olan personeli seçmeye çalışırlar. Aynı zamanda güler yüzlü olması tabii ki ön planda olmalıdır ama bunun yanı sıra perakendeyi bilmesi ve en önemlisi de perakendeyi sevmesi gerekmektedir. Dolayısıyla perakendeciler kendileri kasiyerler gibi, reyoncular gibi ya da mağazadaki çalışan diğer elemanları seçerken mutlaka ve mutlaka iletişimi güçlü personelle çalışmayı yeğlerler. Bunun yanı sıra perakendenin her noktalarına sadece rafta herhangi bir ürün dizen bir personeli seçerken bile buna çok dikkat etmektedirler. Dolayısıyla perakendenin en büyük sorunu olan personel sorununu bu şekilde çözmektedirler. Mağaza yerlerini neye göre seçiyorsunuz? Perakende sahipleri yani mağaza sahipleri yeni bir lokasyonda mağaza açacakları zaman o bölgede çok iyi bir fizibilite yapmaktadırlar. Örneğin o bölgedeki çalışan sayısı, örneğin o bölgedeki çalışan sayılarının ya da oturan insanların aynı zamanda ne kadar ücret aldıkları çok çok önemlidir. Ve diğer perakende zincirlerinin olup olmaması da bunun da çok büyük etkeni olmaktadır. Dolayısıyla yatırım maliyetlerini karşılayacak analizleri yaptıktan sonra o bölgeye perakende noktası açmaktadırlar. O bölgedeki çalışanların ve oturanların sayıları ve aynı zamanda büyüklükleri, küçüklükleri yani yaşlı ya da genç olması da buna çok etki etmektedir. Dolayısıyla iyi bir analiz yaparak bunu mağaza yerini belirlemektedirler. Böylece biz de aydınlanmış olduk uzmanımızın tavsiyeleriyle. Sayın Başkan, gelelim en can alıcı konuya. Sizin mevcut bir yasanız yok. Hemen kısaca toparlayalım. Yasa ne zaman çıkacak? Neler yapıyorsunuz çıkması için? Kısa zamanda çıkar inşallah. Şöyle gireyim konuya. Biz perakendeyi bir kavşak noktası olarak düşünüyoruz, görüyoruz ki öyledir de yani. Perakende bir kavşaktır. Evet. Üreticinin, üretmiş olduğu ürünlerin sağlıklı bir şekilde hijyenik şartlarda ve uygun fiyatla tüketicilere ulaştırılması için bir kavşak noktasındayız. Ve bu kavşağı da idare eden bir trafik polisi gibi görüyoruz kendimizi. Bu kavşağı yönetirken hangi kaidelerle, kurallarla, hangi uygulamalar yapılarak yönetileceği noktasında bir boşluk var. Yaklaşık 100 milyara yakın bir gıda perakendesi cirosu var. Evet. Ve bu 100 milyarlık bu sektörün bir yasası yok. Bu muhakkak bir yasası olması lazım. Kayıtlı, kurallı, kaideli bir şekilde. Ve rakabetin önünü açıcı, haksız rakabeti engelleyici, öldüresiye rakabetin olmadığı, mağazalar açılırken hesabı kitabı yapılmış, birbirine yakın mesafeler vesaire ve bir mağaza açıldığında diğerini etkilemeyecek, diğerini bitirmeyecek şekilde
bir program dahilinde aynı zamanda çalışma saatlerini ve işçilerin haklarını muhafaza edecek şekilde çalışanları kaliteli çalışanların kaliteli olmasını sağlayacak şekilde bir yasanın olmasını istiyoruz. Umarız en yakın zamanda Sayın Bakanımızın bu döneminde çıkacağını tahmin ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bize verdiğiniz katkıdan ve destekten dolayı. Evet sevgili seyirciler, bugün ilk programımız Perakende'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 13.15'te yeniden yeni konularla, yeni konuklarla yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.